Merhabalar. Yüksek kortizolünüz olup olmadığını anlamanın en iyi yolu nedir? Ya da kortizol nedir? Kortizol ana stres hormonudur. Eğer kortizol seviyesi çok yüksekse vücudunuzda meydana gelebilecek çeşitli problemler vardır. Bu konuda çok fazla video yayınladım. Şimdi beraber şu listeyi inceleyelim. Kortizol seviyeniz çok yüksek olduğunda nelerin olabileceği hakkında size bazı bilgiler verelim. Göbek yağınız olur. Uyluk ve kalça kaslarınızda protein kaybedersiniz. Böylece poponuz ve uyluklarınızda kaslarınız küçülür. Bunun dizlerinize yapacağı şey dizlerinizi çok ağrılı ve güçsüz hale getirmektir. Özellikle merdiven çıkarken, yüksek değer olan büyük tansiyondan başlayarak artış olur ve ardından küçük tansiyonda da artış oluşur. Alerjiler, astım, akne, kaygı, strese karşı zayıf tolerans oluşur. Daha hızlı sinirlenirsiniz, örneğin yavaş bir sürücü bile sinirinizi bozabilir. Sonra iltihaplanma. Peki neden? Çünkü kortizol ana iltihap önleyicidir. Eğer kortizolünüz yoksa, vücudunuz iltihaplarla dolar. İltihaplar her yerinizde oluşabilir. Sırt ağrısı yapabilir veya her neyse, bir diğeri kan şekeri sorunları. Çok fazla kortizolünüz varsa şeker hastalığınız olabilir. Bu nedenle insanlara örneğin prednizon enjekte edildiğinde veya prednizon inesi uygulandığında karbonhidrat ve ekmek için aşererek bazen diyabetik hale gelebilirler. Kortizolle ilgili bir sorununuz olduğunu bilmenin bir yolu da bu olabilir. Libido azalması şikayetiniz olabilir. Potasyum azalması yaşayabilirsiniz. Çünkü potasyum vücudunuzda her yerdedir. Bu bir problemdir. Çünkü, potasyum enerji, gevşeme, sıvı, denge, si ve benzeri gibi birçok şey için gereklidir. Ayrıca potasyum büyük bir elektrolittir. Sıradaki problem, vücudunuzda tuz tutmaya meyilli olabilir. Bu nedenle ödemler oluşabilir. Ama aynı zamanda asit ve hidroklorik asit oluşumuyla ilgili bir şeyler kaybedersiniz. Böylece, yeterli asidiniz olmadığı için sindirim sorunları yaşarsınız kanınızın pH'ı, asit eksikliği nedeniyle daha alkalin hale gelebilir. Genelde sorunun asidik olmaktan kaynaklandığını sanılır. Ancak, sorun alkalin olmasıdır. Bu durum size çeşitli ilave sorunlar yaratabilir. Ancak, tüm bu belirtilere ek olarak, yüksek kortizolünüz olduğunu anlamanın en iyi yollarından biri de gece uyandığınız saattir. Genellikle, sabaha karşı saat 2 sularında ve biraz daha sonrasında meydana gelebilir. 2.30 gibi yani uyandığınız zaman 2 ila 2.30 arası olabilir. Şimdi bu sorunu yıllardır yaşıyordum. Neden olduğunu bilmiyordum ve beni deli ediyordu. İşkence gibiydi. Çünkü gecenin bir yarısı uyanıyordum. Bir de buna ilave huzursuz bacak sendromum vardı. O zaman sadece uyanır ve düşünmeye, analiz etmeye ve saatlerce düşüncelere dalıp daha çok endişelenmeye başlardım. Sonunda uykuya daldığında saat neredeyse 8 olurdu. Yani yüksek kortizol belirtisi sabah 2'de veya sabah 2.30'da uyanmanızdır. Sonra uyanmanız gereken saat olan 8 civarında ancak uyuyabilirsiniz. Bunun nedeni kortizolün vücut saatinizi takip etmesidir. Kortizolün normalde sabah 2'de en düşük ve sabah 8'de en yüksek değerde olması gerekiyor. Yani bu durumda her şey biraz tersine döner. Böylece uykuda olmanız gerektiğinde çok daha uyanıksınızdır ve uyanık olmanız gerektiğinde ise çoğunlukla uykudasınızdır. Sonra ölen vaktinde de probleminiz olabilir. Örneğin öğleden sonra saat 14 ila 15 gibi ya da sadece biraz kestirmek istersiniz. Yüksek kortizol etkisi budur tükürük testi de yaptırabilirsiniz. Saç analizi de uygulanabilir. Ancak, hala yapılıyor mu tam bilmiyorum. Fakat bu gerçekten iyi bir analizdir. Saçınız analiz edilerek yapılır. Çünkü, kanınızda kortizol testi yaptırırsanız, günün sadece bir saatinde kortizole bakmış olursunuz. Ancak, uygulamayı saç veya tükürük testiyle karşılaştırıldığında, bu testler size kortizol değerinizdeki değişimlere dair genel bir ortalama verir. Bu oldukça faydalıdır. Bu modelde, neler olup bittiğini görmek için bir zaman periyodu boyunca her 4 saatte bir ölçüm yapılır. Öyleyse soru şu. Yüksek kortizol belirtileriniz varsa ne yapmalısınız? Strese neyin veya kimin neden olduğunu bulmalı ve onu iyileştirmek için bir şeyler yapmalısınız. Doğada yürüyüş yapmak stres için çok ama çok önemlidir. Fiziksel çalışma, egzersizden biraz daha iyidir. Egzersiz de faydalı olabilir. Ancak, kendinizi yorgun hissedeceğiniz noktaya kadar vücudunuzu çalıştırmalısınız. Çünkü, bu yalnızca fazla enerjiyi ve sinir enerjisini tüketmekte kalmaz, aynı zamanda dikkatinizi sorunlardan uzaklaştırır. B1 temel bir ihtiyaçtır. Besin mayası en iyi kaynaklardan biridir ve bol miktarda B1 içerir. b 3 vitamini hayatidir. D vitamininin faydalı olmasının bir başka nedeni, kortizolün D vitaminin depolamasını engellemesi ve benzer şekilde D vitamini kullanma yeteneğini azaltmasıdır. Genellikle her zaman yüksek kortizolü kişilerde D vitamini eksikliği vardır. D vitamini depresyon içinde faydalıdır, vücutta kortizol gibi çalışır ve yan etkisi yoktur. Bu yüzden size daha fazla kortizol vermez, zaten sahip olduğunuz kortizol seviyesini düzenlemenize veya dengelemenize yardımcı olur. Potasyum ve magnezyum iki fizyolojik yatıştırıcıdır. Sinir sistemini gevşetmeye yardımcı olan temel minerallerdir. Genellikle eğer yüksek kortizolünüz varsa, her ikisinin seviyesi düşük olacaktır. Bu yüzden elektrolitlerde veya yiyeceklerde bunlara sahip olmak çok önemlidir. Ardından elma sirkesi. Neden mi? Çünkü, alkalin durumdasınız ve vücudu asitlendirmemiz gerekiyor. Böylelikle, mineralleri emmeye ve proteini parçalamaya başlayabilirsiniz. Bu çok ama çok önemlidir. Kortizol hakkında bir sürü videom vardır. İlgilenenler kanalımızdaki videoları kontrol edebilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Hey, gitmeden önce, herhangi bir içeriğimizi faydalı buluyorsanız, hayatınıza olumlu etkilerini içeren başarı hikayenizi dinlemek isterim. Lütfen yorumlarda paylaşın.